Gümrük bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Motor revizyonunda gümrük belli bir genişlik yaptığı zaman farklı pistonlar var. 0.30, 0.25, 0.50, 0.80 gibi. Ama artık gümrük çok genişlemişse motorun blokundaki o gümrük yeri genişletiliyor. Ona göre gümrükler satılıyor. İşte bu gümrük nasıl bir şey? Motora nasıl çakılıyor? Motor kaç defa rektifiye olur? Hepsinin size arkadaşlar cevabını birazdan vereceğiz. Motor gömleği bu arkadaşlar. Motor gömleği bu. Pistonlar bunun içine giriyor. Sekmanlarla birlikte o aradaki boşluğu kapatıp devrine göre hızlı hızlı girip çıkıyor arkadaşlar. Şimdi motor gömleğini çakacağız. Bir önceki şu gömleğimiz ilaçlıydı. Çünkü gömleğin silindirin yüzeyinde bazı pürüzler vardı. İlaç sürmeleri gerekiyordu. Ve o ilacı arkadaşlar donmasın diye çabucak çaktılar. Şu anda gömlek silindirin içine geçiliyor arkadaşlar. Şurada çıkıntılar var. Silindirin yüzdeyi taşlanınca sıfıra sıfır olacak arkadaşlar. Bazı arabalarda gömlek silindirden biraz çıkıntılı oluyor. Ona göre conta takılıyor. O kendi yapılışından ve şeyinden arkadaşlar. Ama %70, %80 araçların şu gördüğünüz gömlekleri silindirle düz içine gömlekler geçiriliyor. Pistonun boşluğuna göre içi biraz genişletiliyor ve orijinal boşluğunda ayarlanıyor. Aracın motoru tamir edilemeyecek şekilde blok patlamışsa, tamir edilemeyecek şekilde ana yataklarının yeri açılmışsa, tamir edilemeyecek şekilde gömleklerin geçeceği yer bozulmuşsa, bir de silindirin yüzeyi tamamen taşlanıp artık ayarlanamayacak hale gelmişse o motor yapılmıyor. Ama bir motorun yani belki 10 defa rektifiye hakkı varmış arkadaşlar. Ümit ustamız o şekilde söylüyor.